Dostlar selamlar. Ne zamandır merak ettiğiniz Fenerbahçe'deki kaleci transferinde artık yüzdük yüzdük kuyruğa geldik. Ama Fenerbahçe'de hala şu gizem var. De Gea mı olsun, Keylor Navas mı olsun, Livakovic mi olsun? Bunu sık sık sosyal medyada görüyorum ve bana soruyorsunuz. Geçen seneki lig performanslarını bu yüzden bu 3 oyuncunun sizlere paylaşmak istedim. Altay'ı koydum, İrfan Can'ı koydum. Bilerek lig performansını koydum çünkü zorlu maçları aslında benzer performansları buradan görüyoruz. Tabii ki ligler farklı. Ya De Gea bunu Premier Lig'de yapmış. Keylor Navas ilk yarıyı hiç oynamamış. İkinci yarı Nottingham Forest'ta kiralık gidip yapmış. Livakovic şampiyonluğa oynayan bir takımda, şampiyon olan bir takımda Dinamo Zagreb'de yapmış. Altay daha çok ligin ilk yarısında yapmış. İrfan Can da ligin son periyodunda kalede olduğu mevkide yapmış. Bakalım hangi istatistikte hangisi ön plana çıkıyor. Sizler abone olup beğenip bize destek olabilirsiniz. Hadi bakalım şimdi beraber geçelim içerikte bize hangi istatistikler bekliyor. Evet, istatistik tablomuz geldi. Yani 5 farklı kriter koyduk burada ve ya oynadığı maçı biraz devamlılık için koyduk. Bu 5 kriter arasında 5 kalecimiz arasında geçtiğimiz sezon düzenli oynamış De Gea ve Livakovic var. Altay sakatlığı sebebiyle ligin sonunu kaçırdı. Keylor Navas ligin ikinci yarısında kiralık gidip oynadı. İrfan Can da ligin son periyodunda oynadı. Bu yüzden devamlılık anlamında De Gea ve Livakovic'in diğer isimlerden ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Gol yemediği maç sayısında da orana baktığımızda mesela De Gea lider. 38 maçın 17'sinde gol yemedi. Livakovic 35 maçın 11'inde gol yememiş. Keylor Navas maşallah bayağı yemiş. İrfan Can da 8 maçın 1'ini gol yemeden kapatmış. Altay'da 26 maçın 9'unu gol yemeden kapatmış. Tabii ki burada Livakovic Hırvatistan şampiyon takımın kalecisi. Yani De Gea Manchester United'ın kalecisi. Bunların gol yeme ihtimali daha az. Mesela Keylor Navas Nottingham Forest'ta tabii ki her maç illaki gol yeme durumuna geçmiş. Bunu burada o yüzden maç başı kurtarış yüzdesini daha ön planda görüyorum ben. Bir alt kalemde de aslında bunları inceledik. Maç başı kurtarışta mesela İrfan Can oynadığı 8 maçta maç başı 2.9 kurtarış yapmış. Bu Fenerbahçe'nin kalesine gelen toplarla da alakalıydı tabii ki. O yüzden kurtarış yüzdesine bakmak istedim. Burada 2.9'u %68 kurtarışla yapmış İrfan Can. Altay'a bakıyorsunuz. Livakovic ile hemen hemen aynı. 2.3 maç başı kurtarış yapıyor. Ama bu kurtarış yüzdesine baktığımızda Altay %66'da kalırken Livakovic %74'te bu ekip arasında lider olduğunu görüyoruz. Maç başı en çok kurtarış yapan isim İrfan Can'dan sonra De Gea 2.7 ile ki %70 ile kurtarış yüzdesi var ki o da fena iş çıkarmadığını söyleyelim. Navas'ın ise maç başı kurtarışı en yüksek olmasına rağmen 3 olmasına rağmen %61'de kaldığını görüyoruz. Yani Nottingham Forest'un da etkisi var ama tabii ki Navas'ın ilerleyen yaşında bunun da etkisi muhakkak vardır. Son olarak da buraya isabetli pas istatistiğini koymak istedim. Çünkü ya ayağı düzgün kaleci kavramını bence net gösteren bir şey bu. Bu isabetli pasın rakip yarı sahaya ve kendi yarı sahasına olarak iki farklı istatistik kalemi de var. Orada da sıralama değişmiyordu. Buraya not olarak ekleyecektim onu da eklemiş olayım. Yani Livakovic isabetli pasta bu 5 kaleci arasından net ön plana çıkıyor. %78 isabetli pasla oynuyor. Daha güvenli bir pas opsiyonu. Bu ekip arasından Navas'ın çok geride kaldığını görüyoruz. Bu istatistiğin biraz derinine girmek istedim. Nottingham Forest'ta uzun oynuyormuş sürekli ve yani rakip yarı sahaya düşen top Nottingham Forest'lara geçmediği için sık sık bu istatistiğin düşürdüğünü söyleyelim. Keylor Navas adına ama ciddi anlamda geride kalmış bu istatistikte. Altay Degea'ya benzer istatistikler çıkarmışlar. İrfan Can'ın da benzer. Burada fark yaratan isim Livakovic olmuş. 5 kaleciye baktığımızda gol yemediği maç kısmında oynadığı maç gol yemediği maç ortalamasında Degea'nın önde olduğunu görüyoruz. Maç başı kurtarışta en çok Navas'ın var. Buna rağmen tabii ki Nottingham Forest'ta oynamasının etkisi var bunda. Kurtarış yüzdesi orada daha belirgin. Burada Livakovic diğer ekipten daha önde ki Degea'yı da %70 ile ben gayet takdir ediyorum. İsabetli pasta da açık ara Livakovic'in bu ekibin önünde olduğundan bahsedebiliriz. Tabii ki yan top zafiyeti bakımından Livakovic'in de Altay kadar olmasa da Navas ve De Gea'ya göre daha yan top zafiyeti olduğundan bahsedelim. O konuda De Gea daha komple bir kaleci. Manchester United'ın kalesini yıllarca korumak da kolay iş değil. Ama tabii ki aynı oranda De Gea'nın daha zor bir ihtimal olduğundan da bahsedelim. Altay İrfan Can eşleşmesinde aslında biraz daha
Altay'ın da son maçlardaki mental düşüş sebebiyle formanın İrfan Can'a gidebileceği bu istatistiklere de yansımış. Ki Türkiye Kupası'nı bilerek koymadım. İrfan Can Türkiye Kupası'na daha önde istatistiklere sahip. Zaten kupanın da sahibi olmuştu Fenerbahçe. Tabii ki Fenerbahçe bir yabancı kaleci transferi yapacak. Cengiz Ünder'in alınmasıyla beraber 8 artı 3'te ili rahatlayan bir Fenerbahçe var. Bu kim olur bilmem. Ama şu istatistiklere baktığımızda yaşı da ilerlemiş. Nottingham Forest'ta da çok ön plana çıkmayan Keylor Navas yerine Livakovic De Gea'dan birinin gelme ihtimali beni daha mutlu edecektir kağıt üzerinde. Keşke olsa De Gea gelse ama Livakovic'in de geldiği takdirde Altay ve İrfan Can'dan daha net bir şekilde önde bir kaleci olduğu da istatistiksel anlamda da sahaya görüş anlamında da iki yerden de söyleyebileceğimiz iletelim sizlere ve yavaştan videonun sonuna gidelim. Benzer video taleplerinizi yorumlara yazın. Zevkle yanıtlarım, zevkle karşılaştırırım Fenerbahçe'de ismi geçen oyuncuları. Siz de o güne kadar beğenip destek olursanız başımla beraber, olmazsanız da canınız sağ olsun. Gelecek bölümlere kadar kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.